2020 yılı bizim için çok farklı bir yıl olmuştur. Bilhassa pandeminin, koronavirüs salgınının ülkemizi de etkilemiş, dünyayı ve ülkemizi etkilemiş olması hem sağlık açısından hem ekonomik açıdan ülkemizde ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Şöyle böyle 2020 yılının sonuna geldik ve artık 2021'e yavaş yavaş bakmaya başladık. 2021 yılı bizim için neler getireceği konusunda biraz da halkımızda belli farkındalıklar çerçevesinde tartışmak istediğim birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi, her ne kadar sağlık sorunları bir yere kadar aşının bulunması ortadan kalkmış olacak olsa dahi, aşının bulunmasının bilhassa Haziran ayından sonrasına bir netice vereceğini de düşündüğümüz zaman, buna bağlı olarak ekonomik sıkıntılarında Haziran, Temmuz, Ağustos hatta Eylül aylarına kadar devam edeceğini de düşünmemiz gerekir. Farkındalığımız neden olması gerekir? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz durumda ciddi ciddi alınması gereken birçok tedbirler söz konusudur. Önce bir duruma bir bakalım. Yani ülkemiz biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla birçok iş yeri, bilhassa üniversiteler başta olmak üzere turizm tesisleri kapanmak durumunda kalmış veya işlerini azaltmak durumunda kalmıştır. Bunun dışında birçok esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalmıştır. Aras'ta kapandığı için Aras'ta bölgesi işsiz kalmıştır. Üniversitelerde öğrenci gelmediği için birçok üniversiteler üzerine ekonomik yapısını kurmuş olan işletmeler işlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Bütün bunlar bakıldığında bunların hepsinin yarattığı bir nakit girişinde azalma ve neticesinde de insanların hem işlerini kapatmaları yahut işlerini azaltmaları ve çalışanların da işlerinden durmaları ile söz konusu olmaktadır. Bunun yanında çok dikkat edilecek bir konu da nakit akımın böyle az olduğu dönemlerde devlete olan sorumlulukların ve bankalara olan sorumlulukların ve çalışanlara olan sorumlulukların nasıl yerine getirileceği ile ilgili ciddi tedbirlerin alınması ile ilgili. Çünkü biliyoruz ki sosyal sigorta ihtiyaç sandığı gibi primler Mart ayından Haziran ayına kadar çıkmış olan primler Ocak ayına ertelenmiştir. Banka taksitleri biraz 2021 yılına ertelenmiştir. Faizlerin ödenmesi 2021 yılına ertelenmiştir. Ve bir de birçok sektörün de kapanmadığı için çalışmayan insanlara ödenen paraların da ödenip ödenmeyeceği konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Tüm bunları bir yere birleştirdiğimiz zaman 2021 yılın için hükümetimizin öncelikle durumun ne olduğu ile ilgili şeffaf bir şekilde bir bilgi sağlaması lazım. Bu şeffaf bilgi üzerinde nasıl bir tedbir alacağını söylenmesi lazım. Ve insanlarımızın bilhassa Eylül ayına kadar devam edecek bu pandemi sıkıntısından nasıl kurtulacağına dair bir plan ve proje ortaya koyması lazımdır. Bu önümüzdeki yıl için yapılması elzem olan bir şeydir. Ve bunun da yapılmasını bütün halkımızın hükümetlerden talep etmesi gerekir. Önümüzdeki yılın hepimiz için sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçmesini dileyerek diliyorum.